Çok emek verdik bu işe biz. Müjdat Gezen gibi büyük bir duayenle, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan bir ekip yola çıktık. Aynı ekip devam ediyoruz. Hatta bu sene içeride göreceksiniz, geriye döndüp 4 yılda bu çocuklar neler yaptı acaba, seçilenler diye bir video hazırlamak istedik. 3 dakikadan daha kısa yapamadık. İnanılmaz şeyler yapmışlar çocuklar. Çok mutluyuz. Çünkü tek söylenecek bir şey var. Ödülü eğitim olan Türkiye'deki tek yarışma. Yani çocuklar seçildiği zaman kral kraliçede olsalar 6 ay eğitim görüyorlar. O da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ustalardan eğitim görüyorlar. Ondan sonra da sektöre çalışmaya başlıyorlar, giriyorlar. Sinema olunca, yani bir mankenlik yarışması ve güzellik yarışması, sinema olunca elinde fazla malzeme yok ama var, güzel şeyleri izleyeceksiniz. Keyifli hazırlığımız var, yaşam boyu meslek onur ödüllerimiz var. Gönül yazar var, Serdar Gökhan, Erhan Yazıcıoğlu yaşam boyu meslek onur ödülü alıyor. Bu bölümde de, hatta o bölümün adı da yaşarken değerlerimize sahip çıkalım. Jürimiz çok güzel. İnşallah çok keyif alacaksınız. Güzel bir gece olacak. Her şeyden önce böyle bir gecenin düzenlenmesi Türk sineması açısından çok önemli ve çok kıymetli. Özellikle Atilla Kaplak Aslan ve birlikte çalışma arkadaşıyla hazırlamış oldukları bu gecenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de çok değerli buluyorum. Ben de burada bulunmaktan mutluyum tabii. Boyut Çelik Kapağı'nın sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz 5. sinemanın Kral ve Kraliçesi yarışmasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Farkımız şuydu. Biz Türkiye'de ödülü eğitim olan tek yarışmamız. Bir kere Cüneyt abiyi andığınız için çok teşekkür ediyorum. Son 3 yıl 3 ayrı oyunumda oynadı. Artık aile gibiydik. Beş yıldır Atilla büyük bir gayretle bu işi sürdürüyor. Onu kutluyorum. Çok, yani kolay bir iş değil bu. Geçen yılın birincisi kızımız bizim okulda burs aldı. Birinci, ikinci erkek kıza biz burs veriyoruz. Benim tiyatromda bir oyunda başrol oynadı ve çok güzel eleştiriler aldı. Bu senekileri de başarılar diliyorum. İnşallah onlar da başarılı olurlar. Çünkü bu işin sonunda eğitim almaları hoşuma gidiyor doğrusu. İnşallah bu yılda herkes için iyi şans getirsin. Bunu tabii buraya yüzlerce kişi başvurmuş. Onların arasında 12 kişi final yapmış. Zor bir dönemi atlatmışlar. Bu gecede birinci, ikinci, üçüncü onlar için iyi bir şans bu. Ben nasihat vermeyi hiç sevmem. Hayata atılsınlar, kendileri hayatın içinde yaşayarak öğrensinler. Ama eğitimini alsınlar. İlle de benim okulum ya devlet konservatuarı falan böyle şart değil. Eğitim almak isteyen her yerde alır. 5. yılı yapıyoruz. Gerçekten çok mutluyuz çünkü dereceye giren çocuklarımız, kazanan olsun kazanmayan olsun, hepsinin televizyon projelerinde, sinema projelerinde yer aldığını gördükçe çok mutlu oluyoruz. Bu da inşallah yeni gençlere vesile olacak. Ya gece çok güzel geçecek. Çocuklar önce defile yapacak, kızlarımız olsun, erkeklerimiz olsun. Daha sonra jüriyle mülakat yapacaklar. Usta seslerden de güzel şarkılar dinleyeceğiz ve geceyi bitireceğiz.
Öncelikle jüriye davet edilmiş ve kabul edilmiş olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Çok keyifli bir gece olduğunu biliyorum. Aynı zamanda şöyle bir şey öğrendim, çok hoşuma gitti. Ödül olarak eğitim verilen tek yarışmaymış bu. Yani kazanan kişiler Müjdat Gezen'den eğitim alma şansına sahip oluyorlar. Bu çok gurur verdi bana. Dolayısıyla şu an buraya dahil olmaktan mutluluk duyuyorum ben de. Jüride zaten duayenler var. Onlar da bize yol göstereceklerdir diye düşünüyorum. Ama biz de kendi hayat tecrübemize istinaden tabii ki de bu kriterlere dikkat ediyor olacağız. Türkiye'nin ödülü eğitim olan ilk yarışması olduğu için çok başarılı bir yarışma buluyorum. Üçüncü yıldır katılıyorum. Başarılı arkadaşlar kazansın diyorum. Özellikle bu yıl jüride olmaktan çok onur duyuyorum. Zaten çok iyi seçilmiş gençler var. Seçmekte zorlanacağımızı düşünüyorum. Onlar zaten yeterince yetenekliler. Ben onlara bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Tabii ki tavrı, duruşu, eğitimi, yani bundan sonra göstereceği çaba için neler yapacağını dinlemek. Yani bir sürü kriter var ama tabii onların arasında gerçekten birinci, ikinciyi seç, üçüncüyü seçmek bence hiç kolay olmayacak. Öncelikli olarak belki de bu pandemi sürecinde ve kapanmayla birlikte sinemanın bir kez daha önemini vurgulamış olduğu süreç. Çünkü hepimizin psikolojisi bu süreçten etkilendi ve dışarıda hayatı bir kenara bırakıp sanal bir hayatı yaşamaya başladık. Bu sanal hayatı rahat geçirmemizi sağlayan en kolay şey, en güzel şey de sinema oldu. Tabii bu sinema sektöründe de başarılı olmuş kişiler bu işi kolaylaştıran kişilerdi. Bu gece onlara alkışlamaya geldik. Hepsini tebrik ediyorum. Seçiyoruz. Öncelikle oyunculukta en iyi şeyin gözlem olduğunu düşünüyorum. Çok iyi gözlem yapsınlar sette bulundukları ortamda. Çünkü oyunculuğu geliştiren en önemli şey gözlemdir. Sinema güzellerini tebrik ediyorum en başta. Tabii izleyeceğiz bu gece kim birinci olacak, kim ikinci, kim üçüncü olacak. Şimdiden tebrik ediyorum hepsini. Dirilişin yüzü olduğum için ben de çok mutluyum. Şu anda standımızı kurduk gördüğünüz gibi. Çok sevdiği alkışlarınızla usta yorumcu Hilal Özdemir için. Şu garip halimden bile bir şey yazdım. Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen? Tatlı dilim güler yüzüm ve ceylan gözüm. Gönlüm hep seni arıyor neredesin?
bu arada eğer bizi kırmazlar ise Sayın Coşkun Sabah'ı alkışlarınızla sahneye almak istiyorum. Doyamıyorum ne de güzelsin, bakamıyorum seni sevmeye, kıyamıyorum. Bu ne büyük aşk, anlamıyorum. Allah! Bobotel güzelini açıklaması için Bobotel İstanbul adına Genel Koordinatör Asistanı Sayın Veda Aday'ı sahneye davet ediyorum. Herkese iyi akşamlar. 8 numara Huriye Şanlıoğlu. 8 numara Ulviye Şanlıoğlu. Alkışlarınızla. Bansın gelsin Ulviye. Alkışlarınızla Hanna Evrim Babor geliyor. Çok mutluyum. Aslında hiç üçüncü, ikinci, birinci olacağımı düşünemedim. Çok iyi rakiplerim vardı. Ama şu an çok mutluyum. Hedefim hep oyunculuk ve eğitim. Eğitim, mesleğin ne olursa olsun eğitimin görürsen eğer fark ediliyor zaten eğitimli, eğitimsiz. Benim için de güzel geçti. Açıkçası çok emek verdim yarışmaya. Yaklaşık bir yıldır hazırlanıyorum. Krallık olmadı. Üçüncü olduk. Olsun, problem değil. Bu da sonuçta dereceye girdik. Güzel oldu. Güzel eğitimler aldık. Daha da güzel eğitimler alacağız. Çok güzel yerlere geleceğiz. Ekibimiz çok güçlü. Çok usta oyunculardan eğitim alacağız. Ben inanıyorum, çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. İkinciyi açıklayacağım. Kulis hazırsa 3 numara Uygar Gülpınar'ı sahneye davet ediyorum. Ve gecenin ikincisi 7 numara Yeliz Açıker geliyor alkışlarınızla. Yarışma keyifliydi. Hani herkes, bütün arkadaşlar, erkekler, kadınlar, güzel bir ortam vardı. Güzel dostluklar oldu. Güzel eğitimler de aldık bu kısa sürede. Güzel geçti genel olarak. Yani buradan kazandığımız eğitimle güzel yerlere gelip bu eğitimin hakkını vererek bu sektörde yer almak. Benim için biraz felaket gibi geçti başlarda. İlk gelince bir küçük bir kaza geçirdik taksiyle. Sonra burada talihsiz bir şekilde hastalandım. Ama bırakmayacağım dedim. Yani o sahneye çıksam bile, hani çıkınca öleceğimi bilsem bile çıkacağım ben diye bırakmadım. Benim için çok önemliydi. Yani bu içimizde bastırdığımız bu oyunculuk eğitimini şu an burada kazanıp almam benim için çok gurur verici yani. Bu akşam bir güzel, bir güzeller güzeli, bir zarif hanımefendi taç devredecek. Alkışlarınızla önce geçen yılın birincisi, kraliçesi Tutku Topacı, alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Biz de aynı süreçten geçtik. Bizim için çok heyecanlıydı. O yüzden yarışmacı adayların şu an neler hissettiğini çok iyi anlayabiliyorum.
Umarım hak eden kazanır ve güzel bir gece geçiririz bu gece. 5. sinemanın Kral ve Kraliçesi yarışmasının Kraliçesi 12 numara Saide Ablyozova, alkışlarınızla. Numarayla temsil eden Ayhan Kemal İşcan'ı sahneye davet ediyorum. Gerçekten neyi seçeceğimi bilmiyor olabilirim şu an. Çünkü beklemiyorduk hepimiz yarışmacı arkadaşı olarak. İyi hazırlandık. Hepimiz bence çok yeterliydik. Ama tabii jürinin oylaması sonucu böyle bir sonuç çıktı. Memnunum ama halimden gayet. Aslında çok güzel geçti. Çok endişeliydim. Son an öyle bir şeyin oluyor. Ama bilmiyorum, ben en başından aslında geldiğimde biliyordum. biraz gözükmesin. Ben diziye girmek istiyorum. Bunda çalışmaksa hazırım. O yüzden diziye girmek istiyorum. Ay, çok muhteşem bir gece geçti. İnanılmaz, yani keyif aldık. Organizasyon süper. Ve düşünürüm ki seçilen adaylar da birbirinden başarılı. Gayet güzel. Benim için aslında en önemlisi enerji. Yani herkesin içinde bir enerji var. Onu sunmak gerekiyor. Bir de ki o enerjinin ben bayandan, ilk kraliçe olan bayandan fazlasıyla aldım. Canlı bir geceydi ve hakikaten yani başarılar diliyorum herkese aslında. Ve tabii ki yani yeni nesil çok güzel şeyler, yeni katkı verecek bize.